Merhaba arkadaşlar, ben Emre İlhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine fındık bahçesindeyiz. Geçen hafta birazcık tembellik yaptık, çalışmadık. Şöyle tarlayı dolaştık ama bu hafta çalışmaya karar verdik. Bugün günlerden 4 Mart 2023 Cumartesi günü. Bunu da şöyle tarihe bir not edelim. Şöyle çektiğimiz videoda bahçemizin durumunu da görmüş olalım. Daha sonrasında izlediğimizde neler olduğunu, neler bittiğini görmüş oluruz diye düşünüyorum. Mesela diyeceğiz ki bir dahaki sene veya ondan sonraki sene 4 Mart gününde geldiğimizde bahçemizdeki gelişim ne seviyede, nasıl olmuş, yapraklar açmış mı, doğada bir dengesizlik var mı? İlla ki var. O zamanlar geldiğinde birlikte şöyle bir üzerinden geçmiş oluruz geçen zamanı diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlar kök kesmeyeceğim, budama yapacağım. Neden budama yapacağım? Birazcık kök kesmekten sıkıldım. O yüzden de budama yapmaya karar verdim. Söyleyemiyorum da bayağıdan beri budama yapmadığım için. Şimdi geleceğim. Geçen sene 200 ocak kadar böyle uçlarını kestiğim ocaklarım vardı. Onların üzerinden geçeceğim. Birazcık da seri olmayı böyle düşünüyorum. Neden seri olmayı düşünüyorum? Çünkü böyle dal kesmeyeceğim arkadaşlar. Dal seyretmeyeceğim. Mevcut dalların üzerinden. Geçen sene zaten geçtiydim. Bir daha üzerlerinden şöyle ufak tefek geçişler, dokunuşlar yapacağım. İnşallah da faydalı olur. Gelişimini hep birlikte görürüz. Ama aslında ki en önemli şeylerden bir tanesi artık doğa uyanmaya başladı. Böyle yapraklar hafif hafif tomurcuklanmaya başladı. Onları da birazdan size göstereceğim. Nasıl kıyıp keseceğim. Gerçekten kendimle böyle çelişiyorum. İnşallah birazcık gaddar olurum ve kesim işini gerçekleştiririm. Şimdi size ocağımızdaki gelişimi göstereceğim. Bugün itibariyle neler olmuş, neler bitmiş, yapraklar nasıl tomurcuklanmaya başlamış, onu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş ocağımızın yanına yaklaşalım. Şöyle arkadaşlar, gösterebilir miyim diye umut ediyorum. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Elimi titretmesem daha iyi olacak ama genç dalımızdaki tomurcukları ne kadar irileştiğini görebiliyorsunuz. Mükemmel. Gerçekten harika. Ve böyle aşağı kadar devam ediyor. Bütün detayları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şurada yine bir karanfilimiz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kozalak akarlarımız inanılmaz derecesinde çok fazla. Böyle elle toplayalım. Toplayabildiğimizi gördüğümüzü. Yani sadece bir tane dalda şöyle üstün körü topluyorum. Bakın, dünya kadar. Bunların hepsi fındıktı arkadaşlar. Maalesef bunlar kayboldu. Ve hala da var. Bakın. Aynı dal üzerindeyiz. Şuna bakın ya. Gerçekten sinir bozucu bir durum söz konusu. İnşallah Nisan ayında bununla da mücadele edeceğiz. Evet arkadaşlar, birlikte şöyle dallarımızı kolaçan edelim dedim budama yapmadan önce. Bakalım neler olmuş, yapraklar yavaş yavaş çıkmaya başlamış mı? Tomurcuklar böyle birazcık daha irileşmiş mi? Evet, irileşmeler var ama gel gör ki maalesef kozalak akarı dallarımızı istila etmiş durumda. İnanılmaz derecede çok fazla varlar. Şöyle göstereyim. Bakın yani elimi her attığım yerde bu kozalak akarından var arkadaşlar. Bununla mücadele edeceğiz. Nisan ayı itibariyle Cengiz Bilgin abinin geçen sene tavsiye etmiş olduğu bir ilaç vardı. Yine bu sene kendisine bir şöyle bir teyitte bulunmak istiyorum. Hala o ilacı tavsiye ediyor mu? Kullanabilir miyiz? Tarih aralıkları geçen sene yanlış hatırlamıyorsam Nisan sonu Mayıs başı gibi tavsiye etmişti. O yüzden
ondan bu şekilde bir bilgi almak istiyorum. Fındık üreticileri grubu var. O gruptan bilgi almak istiyorum. Gerçekten de faydalı bir grup. Eğer takip etmiyorsanız kesinlikle takip edin. Tekrardan teyit alıp böyle bir uygulama yapmayı düşünüyorum. Eğer bilgisi olan varsa biz bunları mekanik yolla, yani elle topladığımızda veya ilaçla atıp kuruttuğumuzda veya yok ettiğimizde tekrar bu noktalardan tomurcuklar çıkıyor mu, fındık çıkıyor mu, gerçekten merak ediyorum. Bu sene bunu gözlemleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olacak mı? Aslında şöyle bir ufak da bir dal belirlesem, üzerine işaret koysam böyle daha iyi olur gibime geliyor. Şöyle bir ufak bir kurdele takarım. Daha sonrasında o dalı kontrol ederim. Gelişimi nasıl olmuş, neler var, neler yok diye. Aslında bir nevi deney olmuş olur bizim için de. Sizlere de ışık tutmuş olur. Ama öncesinde hatta şöyle yapalım. Şöyle düşünüyorum. Bir ocağıma hiç ilaç uygulamayayım. Bir ocağıma da uygulayayım. İkisine de kurdele koyayım. O noktalara hani gül şeyi mesela nasıl diyeyim? Mesela şurada hemen gösterebileceğim mi? Şöyle kameram da benimle birlikte dinliyor. Şurada mesela neyimiz var? Bir kozalak akarımız var. Şöyle koparttım. Mesela bunu kopartıp daha sonrasında oraya bir kurdele koyup işaret yapıp daha sonrasındaki oradaki gelişimi görmek istiyorum. Sizler de merak edeceksinizdir umarım. Bu da bir güzel bir deney olacaktır bizim için. Bir ışık tutacaktır geleceğe dair diye düşünüyorum. O yüzden de böyle bir şey yapmayı planladım. Şu an planladım. Daha öncesinden böyle bir şey yoktu. Ve sizlerle paylaşırken bir anda aklıma geldi. Aslında çok da güzel bir fikir. Bunu uygulamayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle fikirleriniz varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Bahçemi görüyorsunuz. Sizlerle sürekli paylaşmaya çalışıyorum. Aslında bu bahçem 400 ocaklık bir bahçe. Hemen yukarıda da bir 800 ocaklık bir bahçemiz daha var. Orada daha uygulamalara tam anlamıyla geçmedik. Neden geçmedik? Orası gerçekten emek istiyor. Aslında esas emek vermem gereken nokta orası. Çünkü toprak yapısı itibariyle, dalların yapısı itibariyle de gerçekten buna açık bir bahçe. Ama burası daha az ocak sayısı olduğu için ben buraya yoğunlaşmayı düşündüm. 2 seneden beri de bu bahçede çalışıyorum. Yani bahçenin bu kısmını geçen sene yapmıştım. Diğer kısmını da bu sene de yaptım. Orayı hatta köklerine varıncaya kadar kestim. Gayet de güzel de gidiyor. Sadece bir 30-35 ocaklık kesmem gereken yer var. Burada ise geçen sene budadığımın üzerine bir daha budama yapacağım. Ve devam edeceğim. Bu hafta inşallah bayağı yaparım. Birazcık da çok fazla konuştum mu diye düşünüyorum. Saatime bakayım. Saatim 1 olmuş. Bir an önce işe başlamalıyım arkadaşlar. Başlayalım. Sizlerle de kısa kısa paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Böyle konuşunca da her zaman diyorum işimden geri kalıyorum. İşimden geri kalmayayım. İşime başlayayım arkadaşlar. Makinemiz burada. Her zamanki gibi. Belki buna da gerek kalmayacak. Manuelde şey yapabilirim. Arkadaşlar bunlar da var ya inanılmaz derecesinde bapağalanmış şu Felko'nun makası Felko 2. Gösterebilecek miyim yakında? Evet, Felko 2. Bunu da kullanabilirim. Yani ben 300 emin, 400 emin almıştım. Şu an 1000 küsürlerde. Çılgın rakamlar arkadaşlar. Gerçekten çılgın rakamlar. Böyle tarım aleti almayı düşünüyorsanız hiç düşünmeyin. Birazcık borca girin. Taksitle alın. Bir şey yapın ama alın. Daha sonrasında almadığınızda pişman oluyorsunuz. Yani bizim üreticilerin veya çalışanların ekonomisi çok geriden geldiği için bu tarz aletlerin hiçbir şekilde geriden gelmiyor. Direkt ekonomiyle beraber bunlar da yükselişe geçiyor. Ama bizim ürettiklerimiz olsun, maaşlarımız olsun o oranda yükseliş göstermiyor. O yüzden de bu tarz aletleri aldınız, aldınız. Alamadınız,
alırken zorluk çekiyorsunuz. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Ve ben bir an önce işe başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, size şöyle güzel bir ocak budaması yapacağım. İnşallah güzel olur. Eşim de geldi, kameramanın. Sağ olsun. Ben tek geldiydim. O da ben ne yapıyorum diye merak etmiş, gelmiş. Şöyle güzel bir ocak ayırdım. Geçen sene budamıştım ben bu ocağı. Tepe vurumları yapmıştım. Bakın şöyle göstereyim. Geçen sene şuradan tepe budaması yapmışım. Yine keza buradan yapmışım. Ve dalımda şöyle yeni filizlenmeler meydana gelmiş. Bu filizlenmeler eşiğinde burada tekrardan dalımızı budayacağız. Tekrardan bir şekil budaması yapacağız. Diğer dallarımı da göstereyim. Şöyle gelin. Bakın arkadaşlar. Şuradan yine bir tepe budaması yapmışım. Ve keza sonra daha sonrasında buradan da bir budama yapmışım. Büyük bir ihtimalle bu dal böyle gidiyormuş. Buradan bunu kesmişim ve buradan da kesmişim. Ve şuradan bir sürgünüm var burada yine. Burada büyük bir ihtimalle bir kesim gerçekleştirmişiz. Hatta belki doğal yollarla da kesilmiş olabilir, kırılmış olabilir. Burada bir kesimimiz var. Ama bu istediğimiz gibi bir filizlenme yapmamış. Bu tepe budamalarının neticesinde şuralardan yine bir patlama yapmış dalımız. Keza yine aynı ocakta başka bir dalımıza geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tepe budaması yapmışız yine. Şuradan da yapmışız ve buralardan da patlatma yapmış arkadaşlar dalımız. Ve şuradan da mükemmel taze filizler vermiş. Bizim istediğimiz filizler bu arkadaşlar. Biz buralardan fındık almak istiyoruz. İnşallah da fındık alacağız. Burada da yine aynı şekilde tepe budaması yapmışız. Ve bunun neticesinde bu şekilde bir dallanma gerçekleşmiş. Arkadaşlar, bu ocağımı gösterdim. Birazdan burada budama yapacağız. Ama benim esas göstermek istediğim şurada bir ocağım var. Bunu az önce eşimle birlikte gördük. Gerçekten bayıldık. Yani aslında istediğimiz şeylerden bir tanesi, gelişimlerden bir tanesi bu. Ama şu an bunu budama yapmayacağım. Diğerini yapacağım. Arkadaşlar, aynı tarladayız, aynı bahçedeyiz. Az önce oradaydık, şimdi buradayız. Buradaki fındığımız daha farklı bir fındık. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar, burası mükemmel bir şekilde eğim olarak harika bir ocak. Belki sık dallar görebilirsiniz ama ben çok o kadar sık olduğunu düşünmüyorum. Daha ileriki evrelerde kesebiliriz. Burada size ufak bir şeyler göstermek istiyorum. Bakın, şuradan bir kesim yapmışız. Buradan bir kesim yapmışız. Ve ocaktaki filizlenmeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Filizlenme harika. Her yerden filiz patlatmış. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada yine şuradan tepe vurumu yapmışız. Şuradan tepe vurumu yapmışız. Ve buradan yine filizler patlatmış arkadaşlar. Mükemmel. Buraya geliyoruz. Arkadaşlar, buradan yine bir tepe vurumu yapmışız. Buradan dalımızı kesmişiz geçen sene. Burada yine böyle bir filizimiz varmış. Ve biz kesmişiz ve bir daha bir filiz atmış. Burada yine bir filizimiz varmış. Bakın, şurada bir filizimiz varmış. Kesmişiz. Böyle bir filiz atmış. Sonraki buradan da kesmişiz. Bir daha filiz atmış. Yani görüyorsunuz, mükemmel bir ocağımızda oluşum var. Bakın, burada da yine bir filizlenme var. Harika bir ocak, harika bir dal yapısı. Burada işte yine harika bir dalımız var. Ya aslında istediğimiz olay bu arkadaşlar. İşte tepeden vurmuşuz ocağımızın dalını güzelcene. Ondan sonra buradan patlatma yapmış. Buradan da kesmişiz. Şuradan kesmişiz. Buradan da patlatma yapmış. Buradan yine tekrardan boyatmış. Görüyorsunuz, mükemmel bir
yapılanma var ocağımızda, dallarımızda. Şu an bunu budamayacağım. Daha sonrasında budayacağım. Birlikte öteki ocağımıza, ilk ocağımıza gidelim. Arkadaşlar aslında bütün dallarımızın istediğimiz formu bu şekilde. Bakın şöyle hemen geleyim. Şöyle geçen sene kesmiş oldum. Aslında yanlış kesmişim. Yaklaşık 1,5 metreden falan kesmişim. Şuralardan falan kesseydim daha iyiydi. Şuradan kesmişim. Hani diyoruz ya nasıl yön veriyoruz? Buradan kesmişim. Meyili görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle meyili var. Burada büyük bir ihtimalle bir şeyimiz vardı, ucumuz vardı ve biz bunu böyle kesince direkt bu şekilde bir taçlanma yapmış. Sonra daha sonrasında buralardan patlatma yapmış. Gayet de güzel olmuş. Ama tabii bunu bu şekilde bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aslında şöyle birazcık eğdirebilirsek, bunu yapabilirsek güzel olur. Burada şöyle kısaca bir budama yaptık. Üzerinden geçtik. Geçen seneki fındığımızın görüyorsunuz nasıl patlatmalar yapmış. Ama bazı dallarımızda bu patlatmalar olmamış. Bakın aslında o az önce gösterdiğim yer birazcık daha meyli daha iyi, hafif daha meyilli kalıyor. Buralar düzlüğe geçtiğiniz zaman bakın şöyle performansı düşük bir dal. Görüyorsunuz performansı düşük bir dal. Böyle kendini kurtarmaya çalışıyor dal. Görüyorsunuz. Ne kadar kurtarabilirse artık yapacak bir şey yok. Biz budamak istediğimiz dalın başına geçelim. Ben hemen şöyle başlıyorum arkadaşlar. Şurada kıymık dalları alıyorum arkadaşlar. Bunları yok ediyoruz. Alta gelen dalları alıyoruz. Ya zaten ocak kendini belli ediyor. Şöyle araya sıkışan dalları da alıyorum. Yani beğenmediğim dalları da kesiyorum. Böyle kıymık dalları. Sonra aslında bu dalı kesebilir miyim? Şuradan keseyim. Şu dala engel olmasın. Ve şuradan da geleyim. Ucundan keseyim. Şöyle geriye dönmüş dallar var arkadaşlar. Şöyle bunları alıyorum. Keza yine bunları da alıyorum. Şu da aşağıya dönmüş. Bunu da aldım. Şöyle bakın. Şuradan beri kesiyorum. Kestim. Bu buradan beri büyüyecek arkadaşlar. Bu tarafa doğru, benden tarafa doğru gelecek arkadaşlar. Aslında hani bunu komple de kesebilirdik. Şöyle altta kalan dallarımızı, kıymıklarımızı kesiyoruz. Evet, şu fena değil. Şunu buradan kestik. Sert kesim noktasından. Şöyle geriye dönen kıymık dallarımızı alıyoruz. Dallar birbirinin üstüne vurmaması için onları da alıyoruz. Yine şurada kurumuş dallarımız var. Şuradan bir tepe vurumu yaptık. Şuradan yine bir tepe vurumu yapıyoruz. Kıymık dallarımızı alıyoruz. Evet, şurada güzel bir tepe vurumundan sonra taçlanmış bir dalımız var. Burada hemen bir şekil budaması yapıyoruz. Kuvvetli olmayan dallarımızı alıyoruz arkadaşlar. Bize fındık verecek dallarımızı. Daha sonrasında gelişim gösterebilecek dallarımızı bırakıyoruz. Benim budama tekniğim bu şekilde arkadaşlar. Hani herkesinki farklıdır. Ama ben de gördüğüm kadarıyla doğruları yapmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin söylediği
İşte şuradan keseceksin, buradan keseceksin. Ben de öğrendiğim kadarını uyguluyorum. Bir de tabii deneyimlediklerim var. Bu alta geldi, bunu aldık. Bazen yanlış dalda kesebilirsiniz. Sorun değil. Ama daha sonrasında öğreniyorsunuz. Şimdi bu ocaklar daha gelişim aşamasında. Belki çok eskiden dikilmiş olmuş olsa da sonuçta bakım olarak, budama olarak biz dal ocaklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Dalımızı bayağı bir arındırdık. Az önceki dalda eser yok. Hiçbir şey kalmadı gibi görebilirsiniz. İnşallah şuradan hemen tepeden uçurduk. Aslında ufak makasınız da varsa onu alsanız daha iyi. Şöyle göstereyim. Birazcık ucunun bilemem gerekiyor. Şuradan şu tarafa doğru atsın istiyorum. Bunu da keza yine sert noktadan kestim. Hatta şuralardan da kesebilirim. Daha sonrasında buradan beri yine taçlanacak bu arkadaş. Şöyle büyüyecek ve taçlanmayı gerçekleştirecek. Şapkam da çıktı. Evet, şuradan da yine bu tarafa doğru gitsin istiyorum. Bu dalı olmasa da olur ama hani bu seferlik kalsın dedim. Evet, şurada da yine bir dalımız var. Bunu da böyle yaptık. Bu tarafa gelsin dedik. Böyle ufak makaslarınız da varsa aslında şöyle bunu koymak için bir yer olsa bunu bu şekilde koyabiliyorum da bunu koyacak yerim yok maalesef. Uçlarını kestik. Gayet de güzel oldu. Devam ediyoruz. Hemen. Geçen sene buradan kesmişim. Ama yani şöyle söyleyeyim. Fındığın cinsine göre, durduğu yere göre de ne yaparsanız yapın bir gelişim elde edemeyebiliyorsunuz. Şuradan şunu alıyorum arkadaşlar. Buraya engel olmasın diye. Kıymık dallarımı alıyorum. Güzelce ne? Şöyle hemen. Uçlarını kesiyorum. Yönlerini veriyorum. Aslında bu dallar hep içe gelecek daha sonrasında. Çok istediğimiz bir şey olmasa da bakın çok güzel bir dal. Yönümü verdim arkadaşlar. Şöyle bu tarafa doğru gidecek. Bunu da kestim. Bu da bu tarafa gitsin. Sonra dedim ki bu da şöyle. Bu da böyle gitsin. Bakayım başka keseceğimiz var mı? Evet. İşte geçen sene yapmış olduğum tepe vurumu sonucunda dallarım nasıl bu şekilde çıktığını görüyorsunuz. Yani biz bu dalları kesiyoruz arkadaşlar. Bunlar neye vesile oluyor? Biz tahrik ediyoruz. Biz yeni dal çıkmasını tahrik ediyoruz. Artık yavaş yavaş oluşumlar gerçekleşecek. Artık cemreler düşüyor sırasıyla. Ve artık doğa uyanmaya başladı arkadaşlar. Doğa uyanıyor. Yavaş yavaş yapraklar açıyor, çiçekler açıyor. Evet. Ve bu işleri de bir an önce bitirmemiz gerekiyor.
Ne kadar budama yaparsak o kadar verimi arttırırız. Ocaklarımızın gelişimini sağlarız. Görüyorsun. Aslında bu aradaki dalları diyorsunuz, belki diyeceksiniz ki ya fındık var. Evet, fındık olabilir ama bir sonuçta birbirlerini engelliyorlar. Hani birbirlerini engellediği zaman da ne olacak abi? Sonuçta kayıp olacak. Güneş almayacak, hava almayacak. Fındığın içi istediğimiz oranda gelişmeyecek. Evet, şuradan kestim. Gayet güzel oldu. Evet, çok güzel bir filizimiz var. Burada kestim tepeden. Yönlerini veriyorum. Gayet güzel. İşte bizim istediklerimiz bunlar arkadaşlar. Bu aralardaki ufaklıklar, çok onlardan haz almıyoruz. Zamanını doldurmuş, süresini doldurmuş. Geçen sene çıkmış. Fındık verdiyse vermiş. Şöyle alta gelen budalımızı da alıyoruz. Korkmadan keseceğiz arkadaşlar. Aslında bu işin en temel prensip yönü ne biliyor musunuz? Ağaçları tanıyor olmak ve güneşi, havayı biliyor olmamız lazım. Nasıl gölgede hiçbir şey yetişmiyorsa, bilin ki fındık da yetişmeyecektir. Onun da güneşe ihtiyacı var, havaya ihtiyacı var. Biz de elimizden geldiğince budama yaparak bu güneşlenmeyi ve havalanmayı sağlamaya çalışıyoruz. Böyle bazen düşünüyorum, yani sadece fındık için değil, mesela meyve ağaçları için de bunlar geçerli, diğer meyveler için. Ya erik ağaçlarımız vardı. Ya belli bir süre sonra erik ağacı istediğimiz gibi erik vermemeye başlıyor. Ondan sonra tabii bu fındığı budamaya başladıktan sonra anladım ki yani budama yapmazsak o karmaşıklık içinde erik nasıl versin, elma nasıl versin? Biz de birazcık bu bölgenin insanları olarak budama konusunda, ağaç yetiştirip budama konusunda çok geride kaldığımızı söyleyebilirim. Biz sadece kökünden kesme, bahçeleme işi yapıyoruz. Ama bu işe gelince bu birazcık çok bilmişlik mi derler artık. Öyle adlandırılıyor. Birazcık daha gelenekselci üreticiler bu yaptığımıza hayretler içinde bakıyorlar. Şurada şunu keselim. Çok güzel bir dal değil ama baktığımız zaman da arkası, yani böyle ucu çok böyle ağımşayan bir dal değil. Ama arkada güzel filizleri var, köke doğru yanaştıkça. Yap yap bitmiyor. Eşim de üşüdü. Bir yandan da soğuk çıktı arkadaşlar. Sabah hiç fena değildi. Ama şimdi soğuk çıktı. Hemen şöyle, hemen tepesinden vuralım. Ne tarafa gelsin? Bu tarafa gelsin. Bu taraf daha müsait. Bu ne tarafa gelsin? Bu da bu tarafa gelsin. Evet. Şöyle aralarda alalım.
Son bir dalımız mı kaldı? Evet. Evet arkadaşlar, son bir dalımız kaldı. Ya şunu alıyorum buradan ya. Evet. Birazcık canımı sıktı. Aldığımda iyi oldu. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Şarjımızı alalım hemen. Oh, yaraladık. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Bazen böyle kaçırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle görebileceğim bir noktaya geliyorum. Alta gelen dalımızı kestim. Yön veriyoruz. Şöyle geçen sene buradan kesmişiz. Dibinden nasıl patlamalar yapmış. Şimdi buradan şöyle dibine kadar temizlik yapalım. Aslında şunu çıkartmam gerekiyor. Ama şuradan kestim. Şuradan kestim. Bu dallardan birkaçı çıkacak arkadaşlar. Hatta şunu alayım şöyle. Bu sene üzerindeki sene alalım. Daha sonrasında ocağımızdaki duruma bakarak da bunun üstünü kesmiş miydim? Evet, kesmişim. Kestikçe daha kesilmesi gereken dalları görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ocağımızı yaptık. Gayet de güzel oldu. Aslında böyle ufak ufak dokunmam gereken şunlara kıyamadık. Şu dallara aslında normalde bunlardan birkaçını göndermemiz gerekiyor. Hatta şunu göndereyim. Bu gitsin. Şu da gidebilir mi? Bakayım. Bu kalsın şimdilik. Şöyle baktığımız zaman ocağımızın gayet güzel bir şekilde budadığımızı görebilirsiniz. İlk halini hatırlıyorsunuz. Bu da en son hali. Aslında burada ön plana çıkan şöyle geçen senenin bize katmış olduğu şu tepe budamalarından sonra katmış olduğu filizleri görüyorsunuz arkadaşlar. Fındık verecek olan filizler. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yaklaşık 25 taneye yakın bu şekilde filizimiz var. Dersiniz ki az önce izlediğinizde Emre hepsini kestin ama görüyorsunuz ki 25 tane böyle gencecik fındık verecek filiz bıraktık arkadaşlar. Aslında olayımızı az çok anlamış olmanız gerekiyor.
Elde etmemiz gereken dallar bunlar arkadaşlar. Bunlar ve bunun gibi bir sürü dal. Dalımızın üzerinde bunları ne kadar iyi besleyebilirsek, ne kadar iyi koruyabilirsek bunlar bize fındık olarak geri dönecek arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Çantamızı koyalım. Yolumuza devam edelim eve doğru. Evet arkadaşlar, bugün güzel bir budama yaptık. Yaklaşık 20-25 Ocak kadar eşim de geldi sağ olsun son anlarda. Dedi ki Emre yeter artık eve gel. Ha sen misin gelen? Güzel bir video çektik onun sayesinde. Ben tek başına çekerken zorlanıyorum. Hem budama yapıp hem çekim yapmak gerçekten zor oluyor. O da bana eşlik etti. Beraber donduk. O benden daha fazla dondu. Kulaklarım donuyor. İnanılmaz derecesinde bir soğuk hava var. Yağmur mu yağacak artık bilemiyorum. Ama artık bahar geldi arkadaşlar. Hissedilir derecede. Bugün birkaç günden beri soğuk var ama Düzce'de. Ama yine de havalar sıcak olmaya devam ediyor. Doğa uyanmaya devam ediyor. Yapraklar, çiçekler açmaya devam ediyor arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Heves edenlere inşallah ilham kaynağı olmuşuzdur. Sizleri de tarlalara, bahçelere bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Farklı içerikler üretmeye de devam edeceğim. Sadece fındık bahçesinde kalmayacağız. Daha farklı şeyleri de size tanıtmaya çalışacağım. Kullandığım aletleri, edevatları hep birlikte göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Sizlere de fikirler sunacağız. Şimdilik tekrardan hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.